Evet. Şimdi önce isterseniz şuradan başlayalım. Önce bir reyting kavramını anlatalım ne olduğunu. Oradan başlayıp aslında finans dünyasının bu onarıcı finans dediğimiz şey aslında hem toplum hem ekonomi anlamda neleri onarıyor, neleri farklı bakış açısı getiriyor bizim bildiğimizden. Oradan başlayalım istersen. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ve programın detaylarını öğrenelim bir de sizden. Tamam. Önce ben kendimi tanıtayım Tabii, kısaca izin herkesten öyle verirseniz. olacak. Tamam. Burcu ben. Akbank'ta dijital tasarım, inovasyon ve açık bankacılıktan sorumluyum. En sevdiğim komünite diyebiliyor muyum acaba dışarı çıkarma diye de bir düşündüm. Şu an burada sizinle olmaktan çok mutluyum. Şimdi ben İngilizceden geldiği için refi diyorum ama siz refi dediniz. O da güzel. Evet. Hani regenerative finance diyebiliriz. Biz bunu onarıcı finans olarak aslında Türkçeleştirdik. İşte 2021 yılında çalışmalarına başladık. Geçen sene bu öncelikle ekosistemi bir araya getirmek. İşte bunu yaparken finansın gücünden faydalanarak işte bir tarafta oluşan Web 3 platformları, teknolojik bu gelişimden faydalanarak, onun o gücünü arkamıza alarak aslında sürdürülebilirlik tarafında, onarıcı tarafta etki ekosistemini de yanımıza alarak biz neler yapabiliriz diye yola çıktık. Bu Akbank'ın bir projesi ya da oluşumu değil. Aslında biz burada partnerimiz İmece, Zeynep'i de görüyorum. Onlar buradayken benim anlatmam biraz tuhaf oluyor. Çok çok emek verdiler. Akbank Lab benim bugün aranızda olmamın sebebi aslında bizim inovasyon merkezimiz. Ve biz açık inovasyon mantığıyla belki buradaki birçok ekosistem oyuncusuyla da işbirliği yapıyoruzdur. Aslında farklı girişimlerle hem müşterilerimize hem farklı stakeholderlara değer yaratmak için kafa yoruyoruz, proje yapıyoruz. Bu refi işine de ya sürdürülebilirlikten çok bahsediyoruz ama finans burada bankalar kurduğu güçlü güven ilişkisiyle bu etkisiyle neler yapabilir? Etki ekosistemiyle Web 3'ü bir araya getirdik. Şimdi daha fazla detaylarından bahsederiz. Hemen söz Şimdi vereyim. Ayşegül, Sana senden mikrofonu de verince çünkü ben çok önce konuşurum. kendini tanıtmanı rica edeceğim ve sizin bu alana nasıl baktığınızı anlatmanı isteyeceğim Tabii senden de. memnuniyetle. Ben de Ayşegül. Birkaç şapkam var. Bugün SOS Dava şapkamda buradayım. Ama bunun yanında aslında Blockzinger teknolojileriyle 4-5 yıldır haşır neşir oluyorum. XYZ Teknoloji isimli fintech, geleneksel finansa Blockzinger yazılımları yapan bir firmada yöneticiyim. Biz şimdi uzun yıllardır Blockzinger teknolojisi ve bunun fintech tarafı ile ilgilenirken bir taraftan işte bizim kurucu ortaklarla birlikte şahsi arzumuz olan Tech for Good alanına da eğilmeye başladık. Ve dedik ya bu Blockzinger ve ilgilendiğimiz diğer teknolojiler nerelerde ne işe yarar? Çünkü finans harika bir sektör ama birazcık acımasız bir sektör ve daha düzgün şeyler yapabilir miyiz? Bir fark yaratabilir miyiz? İhtiyaç haritasıyla da uzun süredir süren bir bağımız var. Deprem öncesinde yaklaşık 2-2,5 sene önce Blockzinger ile STK'ları nasıl birleştirebiliriz? Buradaki ana problem olan fon toplama dağıtma mekanizmasını buraya nasıl taşıyabiliriz? Buralara bakıp SOS Chain isimli bir altyapı oluşturduk. Burada aslında insani krizler ve doğal afetlere ilişkin bir altyapı olarak tasarlayıp Türkiye'de her sene tekrarlanan orman yangınları için bir fon raise etmeyi planlarken deprem oldu. SOS Chain'in birazdan detayına girerim ama SOS Chain vaktinden biraz önce deprem için fon toplayan, bu anlamda dünyadaki işte bu dijital varlıkların bu tarafa aktarılmasını sağlayan ve bugün de evrildiği yerde Web 3 projelerinin işte kuadratik fonlanmayla fonlanmasını sağlayan bir şeye dönüştü. Biz aslında şahsi isteklerimizi, arzularımızı topluma fayda olması açısından böyle gerçekleştirmiş olduk. Peki Web 3 projeleri derken neler var içerisinde mesela Şimdi bunlardan? bu yeni bir proje, hem yeni bir alan daha doğrusu. Normalde Gitcoin benzeri ama Türkiye regülasyonlarına uygun. Ve burada Web 3'te etki alanında ki oluşacak girişimleri fonlayacak bir altyapıdan bahsediyoruz. Burada da Akbank'la derinlemesine bir işbirliğimiz mevcut. Peki sevgili Ali, sizin de fazla mesela yatırımcısı olduğunuz girişimlerden bir tanesi. Aslında onların da çözümleri bu alana baktığında sürdürülebilirlik açısından da önemli katkı sağlayan girişimlerden biri.
Bana öyle bir baktın ki Ali, ben de ya yanlış bir giriş, ya hani birine yanlış bir girişimi örnek verirsin de bakar. Fazla gelme üstüme dar gibi. siz bu alana nasıl bakıyorsunuz ve özellikle de bir de aslında EasyCo'yla da Türkiye'nin en büyük ilk belki de exitlerinden biri. Büyük fintech exit olarak şu an. Hayır, şu ana kadar diyelim de. Şeyde, fintech'te. Fintech tarafın tabii. Evet. Nasıl bakıyoruz? Tabii şimdi demin de bahsedildi. Tabii ki finans şirketlerinin, VC'lerin de biz de bir finans şirketiyiz. Bağlı olduğu kurallar var. Mandate'leri var. Mandate diyoruz. Ve o mandate'i de bize para verenler aslında belirliyor. Yani sen şuraya, şuraya, şuraya para verebilirsin. Şu şartlarla şunlara veremezsin diye. Ama bununla beraber bizim ilk fonumuzda hiç böyle bir şey yoktu. İkinci fonla ve şu anda kurduğumuz üçüncü fonla beraber işte ESG tarafı, impact tarafı çok daha fazla ortaya çıktı. Fazla bizim için sahiden ilk defa işte ciddi bir impact olan, ne kadar ciddi işte bugün aldığım rakamlara göre işte 100 bin tonluk karbonu elimine etmiş fazlanın yaptıkları, 10 milyar TL üzerinde bir gıdayı kurtarmış. Günde 1.2 milyon insana gıda veriyor bugün itibariyle fazla. O da ciddi, ciddi bir impact var ama ne mutlu ki bizim için. Bir de bunun finansal tarafı da var. Yani hem bir taraftan insanlık için iyi bir şeyler yapmaya çalışırken bir taraftan sahiden bunu yapmasını sağlayan yatırımcıya da bir finansal geri dönüş de verebiliyor. O yüzden çok mutluyuz. Ve sanırım üçüncü fonla beraber bu taraftaki hem raporlamamız hem de odağımız çok daha fazla. Hem impact tarafında hem ESG tarafında daha fazla olacak. Çok önemli diye bakıyorum. Tabii birçok insanın bilmediği bir şey daha var benim hakkımda. Bir tane de vakfım var. Belki ondan bahsetmek evet. Lazım biraz. Yani şimdi aslında aklıma geldi. Çünkü İhtiyaç Haritası'nın ben de destekçilerindenim çünkü bir taraftan. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı diye bir vakfımız var. Niye değişik? Çünkü o da aslında bizim VC kafasını birebir de vakıflar için yapıyor. Yani nasıl bizim işte yatırım komitelerimiz vesaire analizlerimiz varsa Sivil Toplum İçin Destek Vakfı da aynı şeyi küçük vakıf ve dernekler için yapıyor ve onlara para veriyor. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu yine tekrar maalesef deprem sırasında anladık. Yaklaşık 5 milyon dolarlık bir parayı biz bu deprem bölgesine, oradaki vakıf ve derneklere gönderebildik. O yüzden bunun ne kadar önemli olduğunu, finansal altyapıların, buradaki belli teknolojilerin, özellikle işte For Good tarafında hem doğa şeyleri, iklim tarafında hepimizin şu anda hakkında olan, özellikle eğitim vesaire tarafında ne kadar etkili olabileceğini çok fazla görüyoruz. Ayşegül Hanım, özellikle sizin altını çizdiğiniz birçok insan geçmişine ait pek çok şeyi kaybetti deprem sırasında. Benim de eşim Antakyalı, onları da biliyorum. Çocukluğuna ait birçok şeyi, belleği kaybettiği yerlerde aslında bir diploması, her şeyi savaş sırasında Suriye'de insanların pek çoğu kendine ait bir şeyi, varlığını kanıtlamak zorunda kaldılar deprem sonrasında da insanlar. Ya da bir şeylerin sahipliği ya da sahip olmayanı, bunu söyleyecek reşit olmayan çocukları, her şeyi yeniden toplum olarak inşa etmek zorunda kaldınız. Dünyayla karşılaşıyorsunuz aslında. O açıdan baktığınızda nasıl burada çözümler üretmek gerektiğini fark ettiniz? Esasında bu SOS'in biraz dışında ama yani blok zincir teknolojisinin felsefesine çok inanan bir insan olarak blok zincir temelinde bir kayıt tutma teknolojisi. Ve bunu aslında üçüncü bir kaynağa ihtiyaç duymadan, yani işte tapu kurumu ortadan kalksa bizim tapularımız kayboluyor ama blok zincirde kaydettiğiniz bir şeyin düzgün şekilde dizayn edilirse kaybedilme olasılığı yok. Biz başımıza ancak çok kötü şeyler geldiğinde teknolojileri ya da bu tip şeyleri müsaade edip izin verebiliyoruz. Depremde izin verilen şey kriptoyla yardım toplaması oldu STK'ların ki bu yaklaşık 15-16 milyon dolar kadar dünyadan kripto yardımı geldi. Daha iyi yönetilseydi çok daha fazla geleceğini de öngörebiliyorduk. Gene aynı şekilde aslında teknolojinin şu anda yapamayacağı pek bir şey yok kayıt tutma anlamında. Bu bahsettiğiniz bir sürü sorunu çözebilir. Burada otoritelerin buna ne kadar yakın olduğu ve buna ne kadar arzuladığı, regülasyonun buna ne kadar müsaade edip etmediği söz konusu. Teknolojinin aslında kullanıldığı yer ya da biz bugün SOS'i gerçekleştirdik. İşte en başta bizim XYZ olarak
İlk yaptığımız şey kitle fonlama platformlarıydı, blok zincir tabanlı, ki bugünün de konusu hani Türkiye'deki bir startup'ın dünyadan da dijitalleştirilmiş hisselerden dünyanın her yerinden yatırım alabilmesi. Teknolojik olarak hiçbir problem yok ama bunun gerçekleştirilmesi için regülatörlerin, büyük firmaların, kurumsalın ve paydaşların destek olması gerekiyor. Dediğiniz gibi orada net olarak birçok çözüm sayabilirim. Başta STK'ların Ali Bey'in söylediği gibi dijitalleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sürdürülebilir hale gelmesi için çok güzel aslında altyapılar sağlıyor. Bakalım biz uğraşmaya devam ediyoruz. Peki sevgili Burcu, sana da özellikle şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ya, aslında burada hem sahiplenip bu platformu ama bir şekilde de bunu bir ortak imece de aslında bunu ismi çok güzel taşıyor ve hem eylemleriyle de yaptıklarıyla da bunu çok güzel kanıtlıyorlar. Sizin buradaki rolünüzü ve aslında hem startupları buraya dahil edip hem de finansın gerçekten daha da fazla buraya akmasını sağlayacak, dijital çözümleri olmasını sağlamak size nasıl katkı sağlayacak ve nerede durduğunuzda özetlerseniz çok sevinirim. Burada aslında az önce Ayşegül'ün de söylediği gibi regülatör, işte kurumsal, girişim ekosistemi, etki ekosistemi, Web3 konusunda müthiş bir bence ilgi var, teknoloji var. İşte Avalanche Summit'te hep beraber gördük, hani Türkiye'deki üniversite öğrencilerinde de müthiş bir ilgi var. Talentımız da var. O yüzden biz aslında geçtiğimiz seneyi biraz daha Türkçe kaynak oluşturmakta, bu alanda ekosistemde oyuncu olabilecek farklı ekosistem oyuncularını bir araya getirerek, buluşmalar düzenleyerek, işte podcastler, kayıtlar bırakarak, iz oluşturarak birazcık geçirdik. Bu yıl hedefimiz gerçekten somut, elle tutulur bir proje hayata geçirebilmek. Geçtiğimiz yıl işte ilk hatta finans tarafında da blockchain tabanlı Avalanche'la birlikte ilk hackathon'u düzenlediğimizde güzel fikirler çıktı. Hani etki ekosistemiyle Web3 teknolojisini bir araya getirince hakikaten müthiş bir sinerji, çok değişik bir topluluk ortaya çıktı. Şimdi bu sene hem projelerin üzerinde çalışıyoruz, farklı iş ortaklarımızla bu projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bir taraftan da aslında bu alanda iş yapmak isteyen girişimleri desteklemek için hem işte Akportföy tarafı hem Akbank tarafı bu alanda sermaye, fon, hani bu anlamda da destek koymak istiyoruz. Ve mümkün olduğunca bankadaki müşteriler, çünkü büyük bir dijital tabandan bahsediyoruz. Yani finans ve bankacılık dediğimizde Türkiye'de gerçekten dijitalleşme anlamında da olgun bir ortam var. Depremde işte Web2 bile olsa hani farklı çözümlerin mümkün olduğunu, işte o kimlik tanımada, dijital müşteri edinimi, tekrar o müşteriyi tanımakta ne kadar fark yaratabildiğini tekrar bence regülatör de, hani oyuncular da gördü ve emin oldu. Şimdi Web3 için aynı iştahla, işte blok zincir, biz birçok deneme yapıyoruz, zaman zaman eleştiri de alıyoruz ama denemeye devam edeceğiz, onu söyleyebilirim. İnovasyon kültürün içinde bu var. İnovasyon kültürün içinde bu var. Ve çok şey de öğreniyoruz. O yüzden bu yıl daha çok projelerle geçecek. Girişimleri bir araya getireceğimiz, fon kurucularıyla girişimleri bir araya getireceğimiz farklı etkinliklerimiz var. O yüzden Refi programını ve bizi Akbank Lab'i takip ederse herkes çok memnun oluruz. Şimdi ben de tam nereden takip edebilirler diyecektim. Hem İmece'den de pek çok şeyi oradan takip edebilirler. Web sitesinden de takip edebilirler. Ali, peki sen burada yatırımcı olarak baktığında kendine ev odayı olarak aldığın Ali Karabey olarak, bir de kurum olarak da sizin yatırımları seçerken burada yatırım, sizin ortaklarınızın size söylediği şeyler artıyor mu buradaki paylar ve buradaki işbirliğin? Çok artıyor yani, ki bence daha da fazla artacak önümüzdeki yıllarda. Artık insanlar sahiden verdikleri paranın tamam bir finansal getirisini bekliyorlar ama sonucunu da, etkilediği insanları, etkilediği coğrafyaya da çok yakından bakıyorlar. Özellikle bizim para ama çalıştığımız diyorum, çünkü çok kolay vermiyorlar ama büyük dünyadaki bankalar vesaire artık sadece bakamıyor oradan kazandığı paraya. Çünkü herhangi bir fon menajerine para verse ve yapılan yatırım dünyaya veya herhangi bir sektöre, bir topluluğa zarar verse çok daha büyük zarar görüyor beklediği finansal getiriden. O yüzden
bu konuda çok daha fazla hassaslar. O yüzden bizlerin de işte raporlama tarafında, yatırım tarafında, sonraki takip tarafında daha fazla dikkatli olmamız gerekecek o tarafta. Şunu söylemeseydim içimde kalırdı diyeceğiniz ne var? Ekleyeceğiniz, özellikle buraya çağırabileceğiniz başka paydaşlar da olduğunu düşünecek olursa neler söylemek istersin? Hazır ekosistemin önemli bölümünü burada yakalamışken, 80 milyon burada izlerken diye. Kendimi evet. Neredeyse o havaya sokacaktım. Ben de gaza geldim şimdi. Neyse. ReFi demişken böyle sempatik bir isim gibi geliyor. Biraz duygusal bir taraftan bakıyor gibi ama ben şunu söylemek isterim. Burada hani daha çok yatırımlar ve rakamlar konuşuluyor. Sosyal ekonomi çok büyük bir ekonomi ve gerçek ekonominin biraz daha gerisinde dijitalleştirmeye, gelişmeye ve bu alanda yatırım yapmaya çok uygun bir alan. Bu alanda daha çok girişimin, daha çok yatırımın, giderek artan işte bu bahsettiğimiz etki yatırımlarından dolayı giderek artan bu payda sosyal ekonomiyi ciddiye almamızı ve bu alana daha çok eğilmemizi söyleyebilirim ben. Ağzına sağlık. Sevgili Burcu, senden de bir son cümle alalım. Bu konuyla ilgili herhangi bir çağrım varsa. Ben yani şöyle söyleyeyim, sürdürülebilirlik diye bahsettiğimiz birçok proje var yola çıktığımız. Bizim bu sene iki tane spin-off'umuz oldu. Onlar da hani böyle finans, ödemeler, bankacılık olmasını beklersiniz. Odak alanları gerçekten sürdürülebilirlikle ve etki yaratmakla ilgili iki tane uygulama çıkardık. İki tane şirket çıkardık. Dolayısıyla hani sürdürmek yetmeyecek gibi baktığımız zaman çoğu ekonomik modelde şu an uygulamada, yani finansal sistemlerde de birçok farklı sektörde de onarmak gerçekten önemli. Dolayısıyla biz bu işe çok ciddi bakıyoruz, yatırım yapıyoruz, efor koyuyoruz ve ilgili olan herkesi, özellikle Web3'te değer yaratmak isteyen herkesi bu ekosistemin bir parçası olmaya çağırıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ali, sen bir şey eklemek ister misin? Yani biz hep şunu sorarız girişimciye, ekip kim, biliyorsunuz en güzel klişe, doğrudur. İkincisi, problem ne, çözmeye çalıştığın problem ne kadar büyük, yaparsan etkisi ne olacak? Ne mutlu bize ki Türkiye'de birçok çözülmesi gereken, düzeltilmesi gereken soru var. O yüzden iyi ekiplerin bir araya gelmesiyle çözülebilecek, hepimizin hayatına güzel etki edecek birçok proje var diye umuyorum. Bunu da biz elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben de ekosistemin tüm paydaşlarına, aslında insanlar sahip olduğu her şeyi, bu fiziksel bir zenginlik de olabilir. Ev de alsanız, araba da alsanız hemen bir arkadaşınıza paylaşmak istiyorsunuz, değil mi? Niye? Çünkü onların gözünde de aslında sahip olduğunuz şeyin değerini arttırmaya çalışıyorsunuz. O zaman toplum içerisinde aslında gerçekten karşılığı olan bir şeyle bunu yapmaya çalışmak ve toplumda paylaşacağın insanların sayısını arttırmak bence en önemli zenginliği arttırmak herhalde. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum.